elinde raporlar varken neden hiç durdurulmadı? Emniyetin orada neden önlem almadı? Örneğin bu soruları sormuş mu kendisi? Ben çok merak Şimdi ediyorum bakın daha şöyle bir önce. problem de var. Bakın ben o zaman onu da belirteyim. Önemli bir konu. Ben o dönemde İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanıydım. Önüme gelen suç teşkil ettiğini düşündüğüm tüm vakalarla ilgili kayıtlar da vardır. Suç duyurusunda bulundum. Hepsini İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun gündemine getirdik. Temel problem şu. Şimdi biz yasama olarak diyelim ki böyle tırnak içerisinde ki bunlar çok sıradan meseleler ama o dönem itibariyle bile birçok arkadaşın cesur, ya nasıl böyle bir şey yaparsın diye ben Süleyman Soylu'yla kaç kere tartışmışımdır. Kaç kez kendisiyle bu meselelerle ilgili karşı karşıya geldim. Kendisine de bir kere dedim ya bakın dedim siz dedim az buçuk meselelere sağduyuyla bakabilseniz ben yasama organı üyesiyim. Benim görevim denetlemek, bu meselelerin peşine düşmek. İktidar partisi mensubu olsam da o dönemde bunu yapmak benim öncelikli görevimdir. Senin görevin de yürütme olarak bunun hesabını vermek. Millete bunu açıkça niye? Çünkü hukuk devletini yaşatmak istiyorsak dert bu olmalı. Ama ne oldu biliyor musunuz? O dönemle ilgili de ben sonradan baktım. Yüzün üzerinde bir suç duyurusunda bulunmuşuz. Bunların hiçbirisi, yani özellikle bugün Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın İnsan Hakları raporunda da gördüğünüz hususlarla ilgili geçmişte de onlar vardı. İnsan kaçırma, işkence, kötü muamele vakaları. Bunlar artık o kadar sıradanlaşmış vaziyette ki suç duyurusunda bulunuyorsunuz, takibi yapılmıyor. O dönemde hatırlayacaksınız Van Gevaş'ta kamera kayıtları altında milletin gözünün önünde mehter marşı eşliğinde 3-4 tane gariban vatandaşımıza emniyet personelleri işkence yapmışlardı. Yerlere Ne oldu? yatırmışlardı Hepsi insan. beraat ettirildiler. Bir şekilde hepsi şey yapıldı. O dönemde bile yargının bile bu noktalarda telkinler doğrultusunda hareket ettiğini bizzat müşahede etmiş birisi olarak da zaten hukuk devleti olmayınca, denge denetim mekanizmaları olmayınca da belli bir yere kadar bunları yapabiliyorsunuz. Bugün de daha da Siz iktidar partisinin temsilcisi olarak İnsan Hakları Komisyonu Başkanı sıfatıyla suç duyurusunda bulunduk ve hiçbir işleme konulmadı diyorsunuz. İşleme şöyle konuluyor. Bir kayda giriyor ama takibi yapılmıyor. Takibi yapılmıyor. Veyahut da sonuç alınamıyor. Sonuç alınamıyor. Hiçbir şekilde sonuç alınamıyor. Zaten Türkiye'de suç yani zaten şöyle, mevzuatmış gibi yapmaya tabii ki, çok tabii ki müsait yoksa, ama uygulanmıyor. Kesinlikle ben hani gerçekten bugün yasalarımızda evet birçok problem var ama asıl mesele yasadan kaynaklanmıyor ki zihniyetten kaynaklanıyor. Yani şimdi bazen hani anayasayı da vatandaşlarımız haklı olarak eleştirel bir biçimde dile getiriyorlar. Bugün anayasa Cumhurbaşkanı'na yargıya talimatı imkan vermiyor ki. Yasamaya eskisi gibi hükümet tasarısı gönder şeklinde böyle bir olanak yok ki. Yani tamamen anayasa dışında bir yönetim Keyfi. biçimiyle karşı karşıyayız şu anda. Yani ülke anayasal düzen dışında yönetildiği için her şey keyfi. Şimdi Cumhurbaşkanı'nı vatandaş böyle görürse, İçişleri Bakanı çıkar iki defa defaatle bilmem bacağını kırın hesabını bana sorarlar. Bak cesarete olan varsa hesabını. Normalde suç işliyor. Hodri meydan diyor. Savcı hesabı varsa diyor erkek çıksın diyor bana hesabını sorsun diyor. Demek bu demektir. Veyahut da yıkın arkadan gelir mahkeme kararı. Şimdi bunu söyleyen bir İçişleri Bakanı'nın olduğu ülkede elbette hiçbir hakkımızın güvencede olmadığını hepimiz kabul etmek durumundayız. Ve asıl endişe verici olan önümüzdeki aylarda benim endişem o ki çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bakın bu şeyle ilgili de İstanbul'daki terör eylemiyle ilgili de daha da neyin ne olduğunu bilmiyoruz. İçişleri Bakanı çıkıyor. Daha hiçbir şey yokken hemen sonuçta açıklamalar yapıyor. Daha yakın zamanda yaşadık. İçişleri Bakanı şeyde olmamış mıydı ya? Bu Mersin saldırısında olmamış mıydı? Çıktılar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçladılar. Birisinde adını zikrettiler. Sonra ne oldu? Rezil oldular. Yalanlandı o verdikleri bilgiler. Ya şimdi bakın aynı zamanda ne yapıyorlar? İnterneti engelliyorlar, kısıtlıyorlar. Şimdi ona Niye? Bunu gelmek da istiyorum. Evet, istiklal, onu hatırlatalım mı Evet. izleyicilerimize? Yani patlamanın hemen ardından Bilgi Teknolojileri Kurumu BTK hemen devreye girdi. Ve sosyal medyaya erişim engellendi. Evet. Bunun önce bir hukukçu olarak size sormak istiyorum. Yasal dayanağı var mı? Ve bu Yani seçim gecesi de tekrarlanırsa ne yapacağız diyor vatandaşlar sordukları sorularda. ülkemizde bundan sonraki süreçte devamlı bir biçimde tamamıyla
keyfi bir biçimde bu kararlar alınabilir. Bakın buradaki uygulamada da söyleyeyim. Şimdi prensip olarak tabii şunu belirtelim. Ortada bir terör olayı var. Bu terör olayıyla ilgili doğal olarak hepimizde toplumda bir panik, bir şok oluştu, bir panik havası oluştu. Bu panik havası oluşmasını önlemek, bunun yaygınlaşmasını önlemek ve aynı zamanda suçu soruşturmayı mümkün kılmak için, soruşturma safhasını da gizli yürütebilmek için, hani failin kaçmasını engellemek olsun, ondan sonra suçun ortaya çıkarılması konusuyla ilgili delillerin karartılmasını önlemek olsun, bununla ilgili emniyet önlem alabilir. Burada bir problem yok. Bununla ilgili geçici olarak böyle bant daraltılması gibi bölgesel aslında, orantılı bir biçimde yöntemlere de başvurabilirler. Fakat bizim ülkemizde bu böyle olmuyor. Bizim ülkemizde bir taraftan halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlarken, diğer taraftan Adalet Bakanı çıkıyor, kendisiyle hiç alakası olmayan bir meselede şov yapar gibi açıklamalar yapıyor. İçişleri Bakanı gidiyor, açıklamalar yapıyor. Ne oluyor? Polis Emniyet Teşkilatı, güvenlik kamera kayıtlarını basına servis ediyor. Bakın bir taraftan sözde bir şey kısıtlılık var, engelleme yapıyorsunuz ama öbür taraftan İhlas Haber Ajansı kayıtları, güvenlik kamera kayıtlarını bütün basına servis etti o anda. Bunun ötesinde yine Adalet Bakanı çıktı, saldırganla ilgili açıklamalar da bulundu. Peki niye o zaman bu kısıtlamaya karar verdiler? Kısıtlamaya karar vermenin sebepleri bellidir. İşte o paniği engellemek ve failin kaçmasını önlemek vesaire. Şimdi böyle bir durum varken haberleri izleyip ona göre kendine yön çizebilir diye bir takım önlemler alınabilir. Evet. Dolayısıyla eskiden de sonuçta, bize mesela eşgal belirlenirdi ama bunu vermeyin, hani peşinde olduğumuz bilinmesin diye bilgi verirdi emniyet güçleri. Dolayısıyla buradaki yapılan işlemler tamamen oradaki soruşturma sürecinin ciddiyetine aykırı, gerçekten şova yönelik işler ve aynı zamanda emniyet teşkilatının o muazzam çabasını da gölgeleyen yaklaşım biçimleri ve aynı zamanda insanların kuşkularını artırıyor. Bugün İçişleri Bakanının açıklamasına Allah aşkına ülkenin yarısı güvenmiyorsa, İçişleri Bakanı herkesin güvenmesi gereken, herkesin her sözünü mutlaka altın terazide tartar, ne söylüyorsa söylesin, mutlaka çok ciddi bir araştırmanın neticesinde bunu söylemiştir. Hukuktan ayrılmaz, hukuk bilincinden ayrılmaz. Hele hele böyle spekülasyonda bulunmaz kimseye. Ya bunlar o kadar uzaklaştık ki, İçişleri Bakanı dediğiniz adam ortada yargı kararı bir şey olmaksızın gelen geçene hakaret eden, gelen geçene küfür eden, gelen geçeni terörist ilan eden bir adam. Böyle bir İçişleri Bakanı'nın olduğu bir ortamda vatandaş elbette İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamaların hiçbirisine güven duymuyor. Bakın korkunç bir şey. Güven duymuyor ve ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın neye geliyor. Bir taraftan PKK terör örgütünün açıklamalarını dinliyor. O ne diyor, bu ne diyor? Öyle bir noktaya geldi ülke. Halbuki hukuk devleti güven üzerine bina edilir. Hukuk devleti güvenle yaşar. Bunların hepsinden o kadar kopmuş vaziyetteyiz ki. Şu anda bile neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ortaya çıkan bilgiler, verilen bilgiler o kadar çelişkili ki. Ha, diğer tarafta demin sorduğunuz bir soru var. Bakın bu çok önemli. Önümüzdeki aylarda İnternetin engellenmesi, bant daraltılması, WhatsApp, Telegram yazışmalarının ciddi manada kısıtlanması, imkansız hale getirilmesi, Cumhurbaşkanı'nın da demiyorum bakın, Cumhurbaşkanlığı'nın yani İletişim Başkanı'nın takdiriyle bile çok rahatlıkla gerçekleştirilebilecek bir mevzuat gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Yani Cumhurbaşkanlığı'ndan birileri BTK'ya kamu güvenliği, kamu düzeni, milli güvenlik, genel ahlak gerekçeleriyle, soyut gerekçeleriyle hiçbir sınırlandırmaya tabi olmaksızın BTK'ya talimat verir. BTK bant daraltılmasını, internet erişimini engellemesini yasaklamaya hükmedebilir. Bu mümkün. Bunun için illa bir terör hadisesiyle karşı karşıya kalmamıza gerek yok. Mevzuatta açık bir şey var mı, hüküm var mı? Yok. Mevzuatta açık bir hüküm yok ama ne var? Elektronik haberleşme kanununda Cumhurbaşkanlığı'na, bakın Cumhurbaşkanlığı'na demiyorum, Cumhurbaşkanlığı'na verilen bir yetki var. Cumhurbaşkanlığı bu yetkisini BTK'ya bildirim yapmakla, BTK marifetiyle kullanabilir. BTK bu durumda interneti kısıtlayabilir, erişimi engelleyebilir vesaire vesaire, bütün her şeyi yapabilir. Peki hukuk devletinde ne olması gerekiyor?
Hukuk devletinde normal şartlarda hakim kararıyla bunlar yapılması gerekiyor. Artık bir isimden alıntı yapmak istiyorum izninizle. Lütfen. Yaman Akdeniz bu konuda çalışan çok değerli bir hukukçudur. Çok değerli bir hukukçu ve az sayıdaki isimden de biri. Şöyle demiş Yaman Akdeniz, İstanbul'daki bombalı saldırı sonrasında sosyal medya platformlarına uygulanan bant daraltma yaptırımı vatandaşların